yaşlı bir yetişkinin günlük tüketeceği sıvı miktarı kilogram başına 30 mililitredir. Ancak bu yaz döneminde değişebilir. 45 ila 50 mililitre kilo başına hesaplanarak sıvı tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz. Artan sıcaklıklar, artan sıvı ihtiyacı aynı zamanda yapılan birçok hataya sebep olabilir. Örneğin sıvı ihtiyacınızı artırmak amacıyla meyve sularına yönelebilirsiniz. Altını çizerek söylüyorum, ev yapımı olsun ya da olmasın, sıvı ihtiyacınızı karşılamak için meyve suları iyi bir tercih değildir. Çünkü içerisindeki fruktoz yani meyve şekeri sayesinde bir anda trigliseritinizi yükseltebilir. Bu aynı zamanda metabolik sendromlara da gebe kalabilir. O yüzden de biz aslında sıvı tüketimini artırmanın yollarını ararken sebze sularından yardım alıyoruz. Sebze sularının içerisinde birazcık daha tatlandırmak için meyvelerden yararlanmakta bir zarar yok. Fakat içeriğindeki oldukça 3 porsiyonu geçen meyve tüketimi ve meyve suları oldukça sağlığınız için zararlı. Bir diğer yapılan hata ise maden suyu ile soda tüketiminin yani arasındaki farkın bilinmemesinden dolayı yapılan yanlışlık. Biz maden suyunu tercih ediyoruz ve maden suyunda da aroması olmayan ve aynı zamanda tatlandırıcı içermeyen maden sularını tercih etmenizden yanayız. Spor yapıyorsunuz, günlük fiziksel aktiviteniz artmış olabilir. Azalan mineral dengesini yerine koyabilmek için maden suları bizim için baş tacı. O yüzden maden suyundan ve aromasız olanından tercih edin. Bir diğer yanlış ise su tüketmek için aynı zamanda susamayı beklemek. Bunu asla yapmanızı istemiyoruz. Hücrelerinizdeki suyun azalmasıyla birlikte susama belirtileri çıkıyor. O yüzden diyoruz ki su içmek için susamayı beklemeyin. Hayatınızın her anında sağlık için su için.